Geçirdiğim kazada karşıya geçerken bir araç çarptı ve beyin kanaması geçirdim çift taraflı. Bu ameliyat kaza sonrasında da 15 tane beyin ameliyatı oldum. 15 tane ameliyat olmamın sebepleri çok fazlaydı. Hastane enfeksiyonu gibi. Ve doktorlar bu durumda Özge öldü gözüyle bakıyorlardı. Ancak ben ölmem dedim. Biraz inatçıydım o konuda. Sonra da okuluma devam ettim. Okul döneminde de 8 ameliyat oldum. Bu ameliyatlar sonlandığında da mezun oldum. İnsanlara yaşadıklarımı anlatarak ümit olduğumu düşünüyorum. Ümit oldukça da daha çok kişi geliyor tabii. Bir kişiye faydam olduğunu görünce herkes damdan düşen anlar. Nasrettin Hoca misali. Neurofeedback diye bir sistem uyguluyorum ben. Eğitim sistemi bu. Beyin eğitimi diye geçiyor. Bu eğitimde beyin dalgalarını düzene sokmak amaç. Görsel, işitsel ve dokunsal geri bildirimlerle eğitim veriyoruz beynine. Eğer dikkatimiz dağılırsa film izlerken beyin dalgalarımız bozuluyor. Dalgalar bozulduğunda da ekran küçülüyor, bulanıklaşıyor. İzlediğimiz ekran ses uğultuyla geliyor ve elimizdeki titreşim cihazı fazla titretmeye başlıyor. Beynimiz bu sayede doğru izlemeyi öğreniyor. Doğru beyin dalgaları üretmeyi de. Bu kitabı sadece insanların bir mucizeye inanmaları için yazıyorum. Yazmamın tek sebebi gerçekten insanlara ümit olmak. Benim kesinlikle öldüğümü düşünen doktorlar bile şaşırmışken ailemi mutluluğa boğdu bu durum. Ve sonrasında da dedim, siz anlatın anne, ben yazayım dedim. Sadece 15 ameliyatı nasıl bir şekilde geçirdim, bunu anlattım. Yoğun bakımdayken verdiğim ilk tepkileri ve bunu etkileyen çeşitli sebepleri yazdım. Pekala, kitabının ismini falan belirledin mi? Kitabımın ismini gerçekten hiç şüphesiz sadece mucize olmalı diye düşündüm. Şimdi Özge zaten başarılı bir öğrenciydi. Ama üniversite yıllarında geçirdiği bir kaza sonrasında ciddi şekilde beyin hasarına maruz kaldı. Burada da 15 ameliyat olarak şu anda aynı sanki kaza öncesi durumuna dönmeyi başardı. Tabii bu çok kolay bir şey değildi. Yani 15 ameliyat geçirmeden önceki durumu gerçekten doktorlar tarafından da sıkıntılıydı. Ama Özge'nin yaşama tutunması gerçekten herkese örnek olabilecek bir davranış diye düşünüyorum. Bazı insanlar bu tür hastalıklardan sonra kendilerini koyuverip ya nasıl olsa iyileşmem gibi düşünürken Özge önce okulunu bitirdi. Okulunu bitirdikten sonra da şimdi de işte iş yerini açtı yaklaşık 2,5 yıl önce ve başarılı bir şekilde de iş yerini götürüyor. Bu kadar kötü bir durumdan şimdiki durumuna gelmesi bizim için de bir mucize. Ama Özge özellikle başkalarına da umut olabilme açısından ona çok önem veriyor ve işi de zaten kendi mesleğinde psikolog olarak mezun olmasına rağmen nöropsikolojiyi seçip daha çok beyinle ilgili çalışmalar yapıyor. Çünkü beynin ne demek olduğunu bence herkesten iyi Özge biliyor. Çünkü yaşayarak öğrendi. O yüzden Özge'nin ilerleyen günlerde de başarılı bir şekilde bu işini devam ettireceğini düşünüyorum. İnşallah birçok insana da faydalı olabilecektir. Çünkü Özge'nin hayat hikayesini dinleyen zaten bir anda bir moral, bir hırsla hayatı tutunmaya başlıyor. O yüzden hayat hikayesi bile faydalı oluyor. Hiç kendi mesleğini kullanmadan bile anlattıklarıyla insanlara yön verebiliyor. İnsanların hayata tutunmalarını sağlayabiliyor. Bizim için de bu çok önemli bir durum. O yüzden biz tabii ki kızımın şu andaki durumundan çok memnunuz ve öyle bir kızımız olduğu için de gurur duyuyoruz.
Evet, şimdi ben bilgisayardan programını çalıştırıyorum. Filmi açıyorum. Dikkatli bir şekilde filmi izlemen gerekiyor. Peki. Şu an kafandan bir şey, beyin dalgaları bozuldu. Odaklanmaya çalış. İsmail.